fabrikanın yanına fabrikada çalışan bekçisinden genel müdürüne, mühendisinden teknisyenine kadar herkes için yaşama alanları. Hı hı. Sporu, tiyatrosu, yani bizi izleyenler, orada yetişenler vardır. Seka'nın olsun, işte Tüpraş'ın olsun, hı hı, demir, çelik, çimento, evet, şeker fabrikalarının her birinin yanında barınma ihtiyacı giderilmiştir. Öyle olunca ne oluyor? Şehirlere göç planlı bir şekilde oluyor. Hı hı. Sonra maalesef işte Demirel hükümetlerinin ikinci döneminde DPT var, Devlet Planlama Teşkilatı, 5 yıllık planlar yapıyor. Hı hı. Ve o 5 yıllık planların her birinde diyor ki Türkiye'yi dengeli bir şekilde sanayileştirelim. Yani evet, köydeki nüfus şehire gelecek, kalkınmanın, hı hı, birinci kuralı hakikaten tarım istihdamını azaltıp sanayi ve hizmet sektörünü arttırmak. Fakat o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Toplantılardan birinde Demirel diyor ki, ya diyor, bu planlama hep her tarafa yayılıyor. Ki hakikaten Cumhuriyet'in ilk dönemindeki o haritaya bakarsanız, bulursanız koyun hakikaten. O haritada Türkiye'nin her yerinde şeker fabrikası var. Yani Erzurum'a yapıyor, işte Diyarbakır'a yapmıyor değil. Ya da hepsini Marmara'ya yığmıyor. Hı hı. Sonra ne oluyor? 65'lerden itibaren Demirel diyor ki, ya sanayiciler de baskı yapıyor. Biz niye Konya'ya fabrika yapalım? Niye Niğde'ye yatırım yapalım? İşte İstanbul burada. Her şeyi biz Kocaeli Marmara Havzası'na yapalım. Demirel de DPT'yi orada hiçe sayıyor ve diyor ki tamam yapalım. Türkiye'nin şehirlerinin çöküşü işte o gün orada başlıyor. Plansız bir şekilde bir anda köylerden insanları, tarımı da hızlı bir şekilde çökerttikleri için köylerden insanlar şehirlere geliyor. Fakat şehirler bu insanlar için hazır değil. Hazır olmayınca ne oluyor? Gecekondulaşma devreye giriyor. Hı hı. Gecekondulaşmayla başlayan düzensiz kentleşme bizi bugüne getirdi. Bugün geldiğimiz noktada da sıkıntı şu. Çok inşaat var. O inşaat kim için var? Lüks rezidans, yani üst gelir grubu için var. Üst gelir grubunda da çok az insan var. Yani Türkiye'nin nüfusunun, çalışanların %55'i asgari ücretli iken sen asgari ücretlerin temel ihtiyacı olan barınmayı karşılayamıyorsun. Hı hı. Kimin ihtiyacını karşılıyorsun? Ya yurt dışından para getirip yurttaşlıkla inşaat ev satın alanların, hı hı, ya da üst gelir grubunun. Şimdi üst gelir grubu da sürekli inşaat alıyor, ev alıyor. 3-5-10 ev. Şu an Türkiye'nin geldiği durumda, Türkiye'nin nüfusunun gelir seviyesi olarak yaklaşık %10-15'lik kesimin elinde birden çok ev var. Evet. %55 asgari ücretlinin de ciddi bir barınmak sıkıntısı var. Bu dengesizlik önümüzdeki dönem giderek de artacak. Onun nedenlerinden bir tanesi demografik. Hı hı. Türkiye'de her sene yaklaşık 750.000-800.000 eve ihtiyaç var. 550.000 ev yapılıyor. Yani 200.000 açık var. Bu açık da artacak. Niye artacak? Sebeplerinden iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi doğal evlenme, o bildiğimiz. Hı hı. Bir diğeri boşanma sayısı çok artıyor. Yani 100-150 bine, hı hı, geldi. Şimdi boşanınca ev ihtiyacı da artıyor. Bir üçüncü sebep, hatırlar mısınız? Taban puanları kaldırdılar üniversiteden. Üniversite, evet. Şimdi evet, üniversiteli gençler gelecek şehirlere. Şimdi üniversite, evet, yurt yok, evet, ev lazım. Yani orada hani bir gün sabah kalkıyorsun, hadi bunu barajı kaldırdık. Ya kaldırdın da işte DPT bu, planlama bu. Hı hı. Yani 85 milyonluk ülkeyi sen bakkal dükkanı gibi yönetemezsin ki. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra sını planlaman lazım. Hı hı. Planlamayınca ne oluyor? İşte bugün geldiğimiz durum ortaya çıkıyor. Hatta bakkal dükkanı gibi yönetmek bile bir derece çözülebilir bir problem de. Erhan Erkut sanıyorum konuklarımızdan biri dedi ki, hani bilinçli, yani bunlar bir iş bilmemezliğin sonucu diyemeyiz. Bütün bu politikalar aslında bilinçli, işte bu yaratılan fakirlik vesaire gibi. Söylediğiniz her şey aslında dediğiniz gibi birbirine çok bağlı. O yüzden birini konuşurken hemen diğeri geliyor akla. Şey dedik ya, vatandaşlık işte almak için evleri satın alıyorlar. Biraz buradan da şu göçmen tartışmasına girmek istiyorum. Çünkü burada da kafalar çok karışık ve duygular da çok tehlikeli şeylere de sonuçlara da gidebilecek yerlerde. Özellikle biz seçim sonuçlarında gördük ki bu göçmenler konusunda sert konuşma, yüksekten böyle bir politika anlatma insanlara, göçmen karşıtı. Bunun bir karşılığı oldu seçmende. Bu sonradan muhalefetin de hatta dilini değiştirdi ilk seçimden sonra. Ama neticede günün sonunda sokağın da gerçeği var. Bu yüzden de hani çok dikkat ediyorum ağzımızdan çıkacaklara. Fakat Fransa'da da gördük ki bu göçmen meselesi artık hem dünya için hem de Türkiye için de aslında üzerine konuşulması gereken bir mesele. Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü bu konuyu konuşurken de sokaktaki nefreti, yani işte yan kapıda oturan göçmene yükseliyor bu nefret, ama aslında burada daha büyük bir yerden bakmamız lazım. Bu insanlar niye burada? Bir kere buradan girmek lazım herhalde meseleye. Siz nasıl bakıyorsunuz bu göçmen işine? Ya, ben göçmenler konusunda hem Amerika'daki, hı hı, Müslüman göçmenler üzerine çok, evet, çalışma yaptım. Hem
Avrupa'da, Norveç'te vesaire yine oradaki göçmenler üzerine yaptım. Bir de 2012'de Türkiye'ye Suriyeliler geldiği zaman ilk saha araştırmasını ben yapmıştım o zaman. Ve o zaman da uyarmıştım. Yani bu gelen göçmenleri biz eğer dikkatli bir şekilde bu süreci yönetemezsek bunun uzun vadeli sonuçlarını Türkiye kaldıramaz. Çok ağır bedeller öderiz diye. Şimdi onlardan bir tanesi Avrupa'nın da yaptığı, Almanya yapıyor bunu. Göçmenlerin çocuklarını siz entegre etmek için eğitim fırsatı vermek zorundasınız. Yetişkinler çok zor. O fırsatı vermeyince işte Fransa'daki oluyor. O fırsatı vermeyince Almanya'daki ikinci, üçüncü kuşak Türklerin önemli bir kısmında yaşadığımız sorunların temelinde Alman hükümetinin zamanında oradaki çocuklara yatırım yapmamış olması. Almanya oradan dersi aldı. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? 1 milyon Suriyeli'yi aldılar. 1 milyon Suriyeli'yi sırf çocukları için aldılar. Çocuklarını iyi eğitip onları entegre etmek için. Çünkü ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'deki bu biraz önceki asgari ücret vesaire tartışmalarının içerisinde pek gündeme gelmeyen bir nokta var. Suriyelilerin istihdamı. Suriyeliler Türklerin de artık çalışmak istemediği alanlarda çalışıyor. Amerika için de aynı şey geçerli. Amerika'da Meksikalılar geliyor, tarlalarda domates topluyor. Amerikalılar yapmak istemiyor o işi. Dolayısıyla artık ekonominin de içine girmiş durumdalar. Evet. Şimdi bu sorunu bundan sonra yani 2012'de gelmeye başladılar. 11 yıl oldu. Evet. Bütün dünyadaki örneklerden şunu biliyoruz. Biz istesek de gelen bütün göçmenleri geri gönderme seçeneğimiz artık yok. Evet. Yani işte 3 milyon mu 10 milyon mu sayısını bile bilmediğimiz göçmenler hadi yarın otobüslere bindirdik gönderdik. Kulağa hoş geliyor ama bunun Almanya işte Bosna Hersekleri geri göndermek için milyonlarca dolar paralar aktarıldı. Yani her geri dönene para verildi, ev verildi ki Bosna Hersek Avrupa'nın ortasında hatta git bak geri de gelirsin yine gitmediler. Gitmeyebilirler. Biz onların gitmesi için gerekli her şeyi yapalım. Burada bir sıkıntı yok. Hatta ben uluslararası anlamda, diplomatik anlamda Suriye ile görüşmelerin başlamasını, bunların sağlıklı bir şekilde geri dönmesini vesaire isterim. Fakat bunun ötesinde artık şunu da şu kolaycılığa da kapılamayız. Tamam ya, biz bunları eğitmeyelim, biz bunları okullarımıza almayalım, biz bunların çocuklarını da bir aynı kendileri gibi toplumun dışında bir alanda yaşamalarına göz yumalım dediğin zaman işte o zaman Fransa'daki oluyor. Yani marjinalize ettiğiniz zaman bir süre sonra bu 5 yıl olur, 10 yıl olur, 20 yıl sonra bu hep geri geliyor. Bunun en ağır örneklerini hem Boko Haram'da Afrika'da görüyoruz hem Pakistan'da görüyoruz Afganlı mültecilerin yol açtığı. Yani şu an Pakistan'ın yaşadığı sorunların çok önemli bir nedeni Afgan göçmenlerini iyi yönetememiş olmasından dolayı. Türkiye bu anlamda şimdiye kadar aslında fena bir sınav vermiyor. Yani Türkiye toplumu her şeye rağmen henüz o ayrımcılık noktasında Avrupa'daki ayrımcılık kadar bizde yok. Ama eğer bu süreci çok dikkatli bir şekilde yönetemezsek önümüzdeki dönemde çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Çünkü bu bir demografik darboğaza da gelecek. Yani şu demek bu. Türkiye'nin belli şehirlerinde, belli yerleşim birimlerinde göçmen nüfusu diğer nüfusu geçecek. Yani bu son gelen göçmenler, Suriyeliler olsun, diğerler olsun. Bunu yönetebilmeniz için onların da size benzemesi lazım. Bu ne demek? Aynı okullara gidecekler. Benzer eğitimler alacaklar ki çocukları en azından sizin çocuklarınızla bir arada iş tutabilsin, hayatlarını kurabilsinler vesaire. Bu noktada bizim dikkat etmemiz lazım. Yani şu söylediğiniz şeyi bile büyük bir redle dinleyen o kadar çok insan olduğunu tahmin ediyorum. Biliyorum. Çok zor bu konuyu Türkiye'de konuşmak çok sıkıntılı ve çok zor. Ama şunu görmek lazım herhalde. Bir yazar konuğumuz söylemişti bunu da. Atların kıyıya vurduğu yeri değil de atların öldüğü yeri konuşmak lazım. Bugün mahallemizdeki o Suriyeli bu işin yaşadığımız sorunların sebebi değil, sonucu. Dolayısıyla ikili bir yaklaşım lazım. Yani bence geri gitmelerini için diplomatik yolların, bütün yolların denilmesi lazım. Avrupa'dan destek alarak orada yerleşimlerin vesaire kurulması lazım. Ama %100'ünü geri göndermeyeceğimizi dünyadaki bütün örneklerden biliyoruz. Şimdi bu kadar net bir veri de varken elimizde o zaman özellikle çocuklar üzerine biraz düşünmemiz lazım. Ve ülkenin de dış politikasını da sorgulamamız lazım. Tabii. Nasıl oldu da bu iş buraya geldi diye. De niye buraya geldik yani? Buraya gelmek zorunda değildik. Yani bu bir tercih yani. Evet. 2012'de bu işin bu noktaya geleceğini uyaran uzmanlar dinlenmedi. Yani Türkiye'de uzmanları dinlemiyorsunuz. Ondan sonra aynı uzman çıkıyor diyor ki bak şimdi böyle olacak. O zaman küfrediyorsun. Et de yani sonuç realite değişmiyor. Doğru.